Değerli izleyiciler, İslam Bilgilendirme Merkezi'nin Ramazan programına hoş geldiniz. Bugün 30 Ramazan 1441, Ramazan'ın son günü. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyorum. Bugün hizmetin ilk şahitlerindeki misafirimiz Profesör Doktor Yunus Eren hocamız. Yunus Eren hocamızın yarım asrı aşkın bir hizmet ve hoca efendi tanışıklığı var. Bugün bu konu üzerine konuşacağız. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmetciğim. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler hocam. Sizin yaklaşık 50 yıllık bir hizmet hayatınız var. Önce kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Kendinizi tanıtır mısınız hocam? Tabii Ahmet Bey. Niğde'nin Aşlama köyünde 1947 yılında doğdum. 7 kardeşiz. Okul, ortaokul ve liseyi Niğde'de tamamladım. İlk okulu bitirdikten sonra tahsilen bir yıl ara verip hafızaya çalıştım. Kur'an kursu hocam benim İmam Hatip okumamdan dolayı şehirde cuma saat ayarlaması da yoktu. 11-15'te vakit giriyordu ama biz 12'ye 10 kala dersten çıktığımız için şehrin dışında da üniversite olduğundan hiçbirimiz cuma namazı kılamıyorduk. O dönemde ben bir mescid açtım. İlk cuma namazını kıldırdım. İlk cuma namazındaki cemaatim 40 kişiydi. Bunun çoğunluğu kredi yurtlarda kalan işçilerde çok az talebeydi. Daha sonra talebeler duyunca gittikçe bu artmış oldu. O yıllarda hizmetimiz Erzurum'da başlamadığı için bana 40. hoca sahip çıktı ve 40. hocaların derslerine devam etmeye başladım. Bu derslerde risalelerden okuduğu konuyu o hafta ben hutbe konusu yapıyordum. Bir gün hoca efendinin yanında sohbet konusu yapıyordum. Üniversiteyi bitirince akademik hayata başladım. 1977'de doktoramım, 1980'de yardım doçent, 1983'te doçent, 1989'da da profesör oldum. Uzmanlık alanımla ilgili 30'u kitap olmak üzere basılmış 384 tane Türk taramanın problemini çözecek yayınım bulunmaktadır. Kafkas Üniversitesi'nde belli bir dönem rektörlük yaptım. Yine FAO, Dünya Gıda Teşkilatı'nda 2 yıl süreyle uzman olarak çalıştım. TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansı ve üniversite projesi olmak üzere çok fazla proje yürüttüm. Erzurum'da 40 yıl kaldım. 8 yılda Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne kaldıktan sonra 26 yıl profesör olarak emekli oldum. O dönemde 13 yıl süreyle AKP hükümetinin tarım bakanlarına danışmanlık yaptım. Evliyim, evli 4 çocuğum ve 8 torunum bulunmaktadır. 2015 yılından sonra da Almanya'da yaşıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizin 50 yıllık bir hizmet hayatınız var. Hoca Efendi'yi ve hizmeti ilk ne zaman tanıdınız? Bizlere anlatabilir misiniz? Hoca Efendi'yi gerçek manada tanımak için insanın çok yüksek bilgi ve vasıflara sahip olması lazım. Ben Hoca Efendi'yi 1967 sonbaharında Erzurum'da gördüm. Ama yedek subaylığımı yaptım 1976 yılından sonra da Hoca Efendi'yi daha yakından tanıma imkanına sahip oldum. Hoca Efendi ile hocam Erzurum'da nasıl görüştünüz? Üniversitede imamlık yaptığım dönemde 40. hocanın sohbetlerine katılıyordum ve anlatılan konuları hutbe olarak hazırlıyordum. Bir gün 40. hocanın medresindeydik. İçeriye tanımadığım biri girdi. Herkes ona çok ilgi ve alaka gösterdi. 40. hoca da ona çok yakınlık gösterdi. Herkes o gelen kişiye Fethullah abi diyorlardı. Ben de Fethullah abi demiştim. Namazı biri kıldırdı. Namazdan sonra Fethullah abi çok güzel bir tesbihat yaptı ve gönlümü fethetti. Tesbihatı nur talebeleri hızlı hızlı yaparlardı. O bir makamla yapıyor. Sanki manasını bilerek çok anlaşılır bir şekilde okuyordu. Dolayısıyla gönlümü fethetmiştim. Üniversitedeyken bir ara üniversite öğrencilerinin birisi bana bir teyp kaseti getirdim. Ama eskiden teyp kasetleri, bandrol vesaire yoktu. Bir teypten bir teybe nakletme suretiyle kaydediliyordu. Üzerinde de o kayıt kim ait belli değildi. Ve orada birisinin hutbeleri vardı. O hutbeler çok hoşuma gitti. Okuya onları ezberledim. Üniversitede çıktığımda da o hutbeleri okudum. O hutbeler cemaate çok fazla etkili oldu. Ve cuma namazı kılınmayan üniversitede Ramazan ayı geldiğinde ilk cuma namazında 2000 kişilik
cemaatler olmuştu. Hocam, Hoca Efendi ile askerde de bir ilişkiniz oldu. Askerde Hoca Efendi ile nasıl bir yakınlığınız vardı, anlatabilir misiniz? 1976 yılında İzmir Bornova'da yedek subay okulunda askerliğimi yaparken askeri birliğin tedarikinin dışarısında bir hayırsahibi bir cami yaptırmıştı. Orada ben 5 vakit ezan okuyor, 5 vakit namazı kıldırıyor ve cuma namazlarını da kıldırıyordum. Bir gün öğle namazını kıldık, tesbihat yaptım, namazın sonunda Kur'an okudum, Fatiha dedim, ayağa kalktık. Baktım ki Fethullah abi cemaatin içerisinde ayağa kalktı. Dedi ki, arkadaşlar benim adım Muhammed Fethullah Gülen. Hepinizi hafta sonu evime davet ediyorum dedi. Bilenler 3 yol çeşme durağındaki şu numaralı evime gelsinler. Bilmeyen kimseler ise şu telefona telefon etsinler. Ama herkesin bilebileceği bir adreste bulunsunlar. Biz o telefon edene şu marka, şu model, şu plakalı, şu renk bir taksi göndeririz deriz. O kimse sizi tanımaz ama siz onu rahatlıkla tanırsınız ve o geldiğinde el kaldırın, o sizi alır, benim evime getirir dedi. Bu dönemde Hoca Efendi'nin evinin önünde 2 adet taksi gece gündüz nöbet tutardı. Nereye gidilmesi, kimin getirilmesi gerekirse o taksiler görev yapardı. Ve bu dönemde öyle kimseler hizmete kazanıldı ki bunlar daha sonra profesör, vali, okul müdürü, iş adamı vesaire oldular. Birikmiş 10 bin adet yedek subay adayı vardı. 1975 ve 76 yıllarında bu yedek subay adaylarını askeri birliklerde, yedek subay okullarının dışında da, mesela benim gittiğim bir çavuş el eğitim merkeziydi. Orada bunları 75 ve 76 yıllarında 4 ay süreyle talim aldılar ve astreman olarak terhis ettiler. O dönemde yaş ortalaması 35'ti. Bundan dolayı cuma günü sabah izin veriyorlardı. Saat 11'de herkes memleketlerine otobüs tutuyor. O otobüse biniyorlar, memleketlerine gidiyorlar ve pazar günü saat 10'da da askeri birliğe dönüyorlardı. Bundan dolayı herkes gidiyordu ama ben gitmedim. Saat 12'ye doğru caminin minaresine çıkıp sala veriyordum. Saladan sonra ezan okuyorum, cuma namazını kıldırıyorum. Ondan sonra Hoca Efendi'nin yanına gidiyordum. Ben Hoca Efendi'nin yanına gittiğimde öğle yemeği ve diğer yemekleri orada yiyorum. Pazar günü saat 9 olduğu zaman hocam müsaade ederseniz ben gitmek istiyorum diyordum. Diyordu ki Yunus Bey, senin teslim saatin saat 10. 10'a 20 kala arkadaşlarımız seni bırakır, biraz daha yanında kalmamızı istiyordu. Hocam, bu dönemle ilgili, Hoca Efendi ile ilgili birkaç hatıranızı, sizi etkileyen birkaç hatıranızı anlatabilir misiniz? Şimdi Hoca Efendi ile ilgili, bu dönemle ilgili çok fazla hatıralarım var ama ben sadece 5 tanesini anlatmış olacağım. Birincisi, Hoca Efendi'nin bilgisi ve tevazu çok dikkatimi çekti. Çeşme Duran'daki 2,5 katlı evin ilk giriş katında Tuzcu Cahit abi kalırdı. Bu Hoca Efendi'nin vaazlarını kayda tespit eden o mübarek abi vardı. Orta katta ise tamamen gelen misafirler vesaire biz kalırdık. Ve yukarıda da tek kişilik bir oda vardı. O odanın bütün duvarları kitaplarla doluydu. Yerde bir tane hasır vardı. Hoca Efendi o hasır üzerinde yatardı. Ve namaza kalktığı dönemlerde de sağ kolunun bu tarafına ve sağ bacağının diz kapağından aşağı tarafında hasırın artı şeklinde olan izlerini biz görürdük. Hoca Efendi 55 yaşına kadar Efendimiz hasır üzerinde yatmış, yatak yüzü görmemiştir diyerek kendisi de hasır üzerinde yatıyordu. Şimdi orta katta gelen misafirler de vardı ve biz oturuyorduk. Hoca Efendi'ye gelen misafirlerden birisi bir soru sordu. Hoca Efendi de o soruya cevabını verdi. Ve oraya gelen ilahiyat mezunu olan kimseler de vardı. Hoca Efendi biliyorsunuz ilkokul dışarıdan bitiren birisi olduğu için o ilahiyat mezunu olan kişi de kendisinin fakülte mezunu diyerek çok havalı havalı duruyordu. Hoca Efendi'ye o sorulan soruya verdiği cevaptan sonra dedi ki, o sorunun cevabını yanlış verdiniz dedi. O sorunun cevabı böyledir dedi. Ve böyle Hoca Efendi'yi neredeyse aşağılayarak böyle söyledi.
Hoca Efendi dedi ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şu isimli eserde bu soruya böyle cevap veriyor dedi. Hayır hayır siz yanılıyorsunuz dedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri benim dediğim gibi cevap veriyor dedim. Hoca Efendi bir talebesine dedi ki yukarı kata çık. Kapının karşısındaki 5. raftan sola doğru 7. kitabı al, 325. sayfayı aç ve oku dedi. O kişi yukarıya gitti, o kitabı getirdi, 325. sayfayı açtı ve o sorunun cevabını okuyunca o havalı olan Hoca Efendi'nin ilkokulu dışarıdan bitirdiğinden dolayı kendisini yüksek gören o kişi efendim özür dilerim ben yanlış hatırlamışım dedi ve Hoca Efendi bu kadar kibirli davranan kişiye o kadar mütevazi davrandı ki hatta onun adına mazeretler üreterek yaş ortalamasının 35 olduğu bir dönemde askerlik yapıyorsunuz. Ve askeri İzmir'in çok sıcak olan bir yaz ayında yapıyorsunuz. Bu kadar sıkıntılardan dolayı yanlış hatırlayabilirsiniz diyerek onu teselli etmesi hem mütevaziliği hem bilgi seviyesinin yüksekliği benim gönlüme fethetti. Değerli arkadaşlar, benim 30 tane kitabım var. Hangi kitabımda hangi konuyu anlattığımı bilirim. Ancak şu kitabımda şu konuyu anlattım derken o bitki hangi sayfada anlatıldığını bilmem mümkün değil. Diyelim ki Baklagil Yem Bitkileri kitabında yonca konusunu işledim. Ama yoncayı kaçıncı sayfadan kaçıncı sayfaya kadar yazdım? Yoncanın tohum miktarı hangi sayfada? Sıra aralığı hangi sayfada? Ekim derinliği hangi sayfada? Gübrelemesi hangi sayfada? Bunu bilmem mümkün değil. Hele onu da bırak. Kitaplarımın kütüphanemde hangi rafta, hangi sırada olduğunu dahi bilmem mümkün değil. Bir kimsenin hangi kitapta, hangi konunun, hangi sayfada olduğunu bilmesi, kütüphanede o kitabın hangi rafta yer aldığını bilmesi, bu kimsenin çok zeki ve çok ilim sahibi biri olması gerekir. Ve kendisine yanlış söyleyen kimseye karşı da bu kadar mütevazi davranmasından dolayı benim gönlümü Hoca Efendi fethetmiştim. İkinci anlatacağım hatıra, Hoca Efendi'nin paraya el sürmemesi. Değerli arkadaşlar, askerlik yaptığımız dönemde hafta sonları Hoca Efendi'nin yanına gidiyorduk. Hoca Efendi de nereye gitse biz de onunla beraber arabalara binip oralara gidiyorduk. Bir gün neresi olduğunu hatırlamıyorum. Bağlık bahçelik bir yere gittik. 30-40 kişi vardı. Hoca Efendi onlara bir sohbet yaptı. Sohbet bittikten sonra ben ezan okudum ve müezzinlik yaptım. Namaz bittikten sonra da bir kaymakam arkadaşımız Arap makamı nefis bir Kur'an-ı Kerim okudu. Hoca Efendi o Fatiha dedikten sonra dedi ki arkadaşlar müezzinlik yapan arkadaşımız üniversitede hoca. Kaymakamlık yapan arkadaşımız da Adana'nın şu ilçesinde kaymakamdır şeklinde söyledi. Orada dinleyenler arasında siyah sakallı, şalvarlı ve şalvarının bir gözü kabarık olan birisi vardı. O şalvarının cebinden bir tomar para çıkarttı. Şak 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 birazını saydı. Gerisini götürdü. Hocam dedi, siz böyle müezzinlik yapacak üniversite odası. Kur'an okuyacak kaymakam yetiştiriyorsunuz. Size canım kurban olsun. Az önce üzüm bağımı buraya gelmeden önce 475 bin nakde sattım. 75'i masraf, bugün 400 bini diyerek bir tomar parayı Hoca Efendi'ye sundu. Hoca Efendi paraya hiç el sürmedi. Dedi ki, para meselesiyle ben ilgilenmiyorum. Onu arkadaşlarla görüşün demesi de yine gönlümü fethetmişti. Diğer anlatacağım bir hatıra. Ben askerdeyken, 10 günlükken babam vefat etti. Babam 4 oğlan kardeşiz. 3'ünü askere giderken vatanı görefiniz hiç böyle büyütmeyin diyerek otobüse uğurlamaya falan gelmemişti. Ama ben askere gelirken otobüse kadar geldi, uğurladı ve her zaman emekli maaşını 3-4 gün sonra alır, dağıtırdı. O gün ilk gün emekli maaşını da dağıtıyor ve 10 gün sonra vefat etti. Ben yemini yapmadığım için askeri birlikte müsaade etmemişler. Ben yemin merasiminden sonra memlekete gittiğimde öğrendim. Döndükten sonra ise Hoca Efendi'ye de babamın vefatını o zaman söyledim. Hoca Efendi tatil günleri yanında dururken Yunus Bey gel diyerek çağırırdım ve odasını alır. Özel telefonundan
anneni bir arayalım da bir hal hatır soralım dedi diyerek çok vefalı davranırdı ve annene de benim selamımı söylerdi. Ve Hoca Efendi'nin bu kadar vefalı davranması yine benim gönlümü fetheden hususlardan oldu. Yıllar geçti. Annem bazen otururken derdi ki Hoca Efendi bana selam göndermiş diyerek sevinirdim. Diğer bir hatıram, Hoca Efendi'nin tadili erkana uygun olarak çok rahat bir şekilde teravih namazı kıldırması. 1976 yılı Ramazan'ın ilk günü Perşembe günüydü. Ve biz oruç tuttuğumuzdan dolayı üstemen bize çok ağır bir talim yaptırdı. Bir düdük yat, iki düdük kalk diyordu. Ve burnumuzdan böyle sırçan sidiği gibi ter akıyordu. Ve o gün bize ağır talim yaptırdı. O gün yarış yaptırdı. Yarışta da bir arkadaşımız birinci, ben ikinci gelmiştim. Atletizmde benim madalyalarımda var. Ve cuma günü talim vesaire yoktu ama yine birinci gün bizim paşadımız çıkmıştı. Ve ben cuma namazını kıldırdıktan sonra Hoca Efendi'nin oraya geldim. Ve vakit geçmek bilmiyor, susuzluktan yanıyoruz. Barbaros o sonra küçüktü, bana dedi ki, hocam dedi, yeni talebe evleri açıldı. Oraya bir gezelim mi dedi. Ben vakit geçmediği için gezmek istiyordum. Hoca Efendi dedi ki, sizin yerinizde olsam bu sıcakta dışarıya çıkmam oruç halde demişti. Ama biz vakit geçmesini bekleyemediğimizden giderken vakit geçir diyerek o talebe evlerini gezdik. Akşam iftarı yaptık. İftarda ben bir çorba içtim. Yemek hiç yemedim. Devamlı su içiyordum, su içiyordum. Suya doyamıyordum. Arkasından teravih vakti geldi. Bozcaka yurdunun üst katındaki kısım halen örtülmemişti. O teras kısmı açıktı. Hasırları serdiler ve birisi ezan okudu. Hoca Efendi namaza başladı. Elektrikler başlıyordu. Elektrikleri söndürdüler. Hoca Efendi niye söndürüyorsunuz dedim. Hocam dışarıdan görünmesin diye dediler. Biz gizli bir iş yapmıyoruz dedi. Bunun gizlisi yok. Lambaları açın dedi ve açıktan başladık. Teraviye başladık ama ben Erzurum'da 40 yıl kaldım. Hatim de teravih namazı kılırdı. Kıldırırken imamlar çok sere yıkıyor. Mesela İnafetehan Akifetem Öbine Beyan Sırakalar Nasır Anadize bu şekilde makinalı tüfek gibi, ama Hoca Efendi ağır ağır okuyor, tecvid kaydedene riayet ediyor. Secdede ve rükude çok fazla Sübhane Rabbil Azim ve Sübhane Rabbil Ala diyor. Birinci rekat kılındı. Ya Rabbi ben buraya nereden geldim dedim. Kaçayım namazı bozayım diyerek birkaç sefer niyet ettim. Kaçamadım. Selamdan sonra kaçarım dedim. İlk dört rekat bitti. Selam verdi. Kaçmak için sağım solum dolu. Ön tarafa da durmuşum. Kaçamadım. İkinci dört rekatı kıldıktan sonra Allah bana bir rahatlık verdi. Ve ondan sonra teravihi çok güzel bir şekilde bitirdik. Teravih bittikten sonra İzmir'in o çok güzel olan meyvelerinden getirdiler. Herkes meyve yiyor. Meyve benim neyime? Ben yanıyorum. Hoca Efendi baktı benim durumuma, tahmin etti. Dedi ki arkadaşlar aramızda dadaşlar var. Bir semaver çayı yapın da çay içelim dedi. Ve semaver çayı yapıldı. Yanına limon da getirdiler. Ve o limonlarla çayları içtikten sonra kendime geldim. Hoca Efendi'nin böyle sahip çıkması yine gönlümü fethetmişti. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişiniz Hoca Efendi ile birlikte bir tanışıklığınız var. Hoca Efendi'nin sizin üzerinizde etkili olan yönleri, vasıfları nelerdir? Lütfeder misiniz? Hoca Efendi'nin üzerimde etkili olmayan vasıfları var mı ki? Her vasfı beni etkiliyor. Ama Hoca Efendi'yi 1967 yılında Erzurum'da gördüğümde, ilk tesbihatı yaptığında Hoca Efendi'yi sevmiştim. Kalben ona, kalben ve ruhen bir bağlılığım olmuştu. Ama Ziya Paşa diyor ki, aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diyor. İnsanların faaliyetlerine, yaptığı işlere, eylemlerine de bakmanız gerekir. Bu bakımdan Hoca Efendi'yi daha sonraki yıllarda çok daha yakından tanıdım. Tanıdıkça daha fazla da sevdim. Allah razı olsun. O da beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Şimdi bu 53 yıllık sürede Hoca Efendi'yi tanımamda benim üzerimde ona sevgime neden olan hususları maddeler halinde sayacağım. Ama bunların tamamını saymamda
tabii ki mümkün değil. Bazılarını saymış olayım. Her ne surette olursa olsun Hoca Efendi'nin yalan söylememesi. 2. İnsanları hiçbir zaman aldatmaması. 3. Dediklerinin devamlı doğru çıkması. 4. Para, mal hırsının bulunmaması. 5. Kardeşlerinin hizmete başladığı ilk anda ve kendisinin maddi durumu ile hizmette başarılı olduğu dönemde kendisinin ve kardeşlerinin maddi durumunun aynı seviyede olması ve fakir olmaları. 6. Kendisinde makam ve mevki hırsının bulunmaması. 7. İbadetlerini Allah görüyor şuuru içinde yapması. 8. Allah'a bağlılığı, imanı ve Kur'an ayetlerini çok iyi anlaması ve uygulaması. 9. Resulullah'a çok bağlı olması ve Efendimiz'in hayatını kendine rehber edilmesi. 10. Üstad'a çok bağlı olması ve risaleleri çok iyi anlayarak günümüze tatbik etmesi. Hoca Efendi dedi ki, ben hizmet adına ne gibi yenilik yaptıysam bunların risalelerde bir remz olarak yerini buldum ve bir abiye sorup onun okeyini almadan da bunu uygulamadım demişti. 11. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere karşı çok merhametli olması. 12. Hiçbir kimseye haset duymaması ve kin tutmaması. 13. Hafızasının çok kuvvetli olması. 14. Kul hakkına çok fazla riayet etmesi. 15. Maddi durumunun iyi ya da kötü olduğu dönemlerde yine iktisatlı yaşaması. 16. Başarıya ulaştığı dönemle ilk başladığı dönem arasında yaşayış farkının ev ve kılık kıyafet olarak farklı olmaması. 17. Dünya gerçeklerini bilmesi ve basiretli biri olması. 18. İlhama açık bir zat olması. 19. Ehli kalp bir zat olması. 20. Yapılan işleri Allah'ın yaptığını kabul etmesi ve bu konuda hiçbir zaman kendisine hisse vermemesi. 21. Müzik, makam, resim gibi güzel sanatlardan anlaması. 22. İhtisasa, makama ve kıdeme çok önem veren biri olması. 23. İstişareye çok önem vermesi, her şeyini istişare yapması ve istişarede kendi fikrinin dışındaki bir fikir tercih edildiği dönemde de onu kendi fikrimi kabul ederek istişare neticesine riayet etmesi. 24. Zaman tanzimine Hoca Efendi çok değer veren birisi. 25. Çok şefkatli birisi. 26. Protokola riayet eden birisi. 27. Kendisinden yaşlı olan büyüklerine devamlı abi diyerek hitap etmesi. 28. Birisiyle konuşurken onu çok dikkatli dinlemesi, o kimseye değer vermesi. 29. Fikirlerinin yıllarca önce oturaklaşmış olması. Yani Kestane Pazarı'ndaki tahta kulübesindeki yazdığı bir kitabındaki fikirleriyle bugün yazdığı kitabındaki fikirlere aynı konuda aynı olması. 30. Sanat, edebiyat, şiir, tabiat, din, cumhuriyet, bilim, hak ve adalet, düşünce hürriyeti, hükümet, siyaset, İslam'da kamu hakları konusunda o konunun uzmanı ile o konuyu müzakere edecek ve yönlendirecek seviyede fikirlere sahip olması ki bu konuda çok fazla hatıralarım var. 31. Eylemlerinin ve söylemlerinin birbirlerini desteklemesi, aynı olması. 33. Konuşulan her sözden bir mesaj çıkartması. 34. Övülmeyi ve alkışlanmayı sevmemesi. Övülmekten ve alkışlanmaktan nefret etmesi. 35. Kendisinin gıybetini yapan insanların gıybetini yapmaması ve onları tenkit etmemesi. 36. Kibir ve gururunun olmaması yanında çok mütevazi olması. 37. Çevre ve ekolojik dengeyi koruma ve kollamanın gerekliliğine inanması ve bu konuda tavsiyelerde bulunması. 38. Hicret etmenin insanlık için çok gerekli olduğuna inanması. 39. Kendisini tenkit eden insanları tenkit etmemesi. 40. Hediye kabul etmesi ve aldığı hediyeleri de başkalarına hediye vermesi. 41. Olayları
çok iyi okuması, 42 kişileri çok iyi okuması, 43 yanında konuşulanların doğru veya yanlış olduğunu ehli kalp bir zat olduğundan iyi tahmin etmesi, 44 affedici ve herkesi kucaklayan biri olması, 45 cemaatine çok güzel vasıfları kazandırması ki yurt dışından gelen İslam alimleri bu toplulukta ashab-ı kiramın biz kokusunu duyuyoruz demişlerdir. 46 ortaya koyduğu hizmetlerin çok fazla olması. 47 farklı düşüncelere devamlı saygılı olması, onlara da kapı açması. 48 eylemlerinin ve söylemlerinin birbirleriyle uyumlu olması, eylemleri ve söylemlerinin birbirlerini doğrulaması. 49 duanın gücüne çok fazla inanması ve bir dua insanı olması. 50 eğitimde farklı değişik metotlara sahip olması. 51 yaptığı hizmetler karşısında hiçbir zaman beklentiye girmemesi. 52 İslam dünyasındaki alimler onun hakkında çok güzel yapıcı değerlendirmede bulunması. 53 batılı alimlerinde yine hizmet ve hoca efendi hakkında çok güzel takdirkanane ifadelerde bulunması. 54 batılı gazetecilerin hizmet faaliyetlerine takdir ederek kamuoyuna bunu yansıtmaları. 55 çok devlet başkanlarının onun hakkında güzel ifadelerde bulunmaları. 56 her konuşulan sözden bir mesaj çıkartması. 57 konuşurken hikmetli ve faziletli konuşması. 58 istişarede kendi bildiğini kabul ettirmek isteyenlerin sözlerine kanmaması. 59 kadınlara çok fazla değer vermesi. 60 mevcut İslami kaynaklarda bulunmayan konularda çözüm üretmesi, yani içtihat yapması, hoca efendinin bir müçtehit olması. 61 yapılan hata yapanlara bile çok müsamahalı davranıp onları affetmesi. 62 yaşamadığı şeyleri başkalarına tavsiye etmemesi. 63 bilgi seviyesinin çok yüksek olması. 64 toplumu etkileyen 80 civarında kitaplarını bulması. 65 kitapları en az 20 değişik dünya dillerine çeviren biri olması. 66 medrese arkadaşları tarafından talebelik yıllarındaki davranışlarından dolayı ta o zamandan takdirle anılması. 67 günlük kitap okuma saatinin ve sayfa adedinin çok yüksek olması. Gazete ve dergilerde çok fazla makalesinin olması. 69 çok anlamlı şiirlerinin olması. 70 edebi bir kitabı aslında okuyacak kadar Fransızca olması. Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Bir gün bir arkadaş dedi ki, hocam Fransız Boris Mukaid'in bir eserini okudum ve orada inkârat uluhiyete ait fikirler var dedi. Hoca efendi dedi ki, hayır dedi, Boris Mukaid itikadı çok düzgün birisidir. Ben onun o kitabını orijinalinden okudum. Orada inkârat uluhiyete ait bir bilgi yoktu. Bu tercüme hatasıdır dedi. Biz dedik ki, hocam siz Fransızca biliyor musunuz dedik. Dedi ki, ben dil bilmenin önemi üzerinde durmuştum ve kestane pazarındaki öğrencilerimi ortaokul ve liseye bitirmeye hazırlarken o dönemde ben de Fransızca çalışmıştım. Edebi bir eseri orijinal aslında okuyacak kadar Fransızca biliyorum demişti. 71 kendi şahsına yapılan en ağır bütün hakaretlere karşı dilenen özürleri kabul etmesi ama davaya yapılan özürleri kabul etme yetkisinin olmaması, onu kabul ettiğim takdirde Rabbime karşı saygısızlık olur demesi. 72 Allah'ın davasına yapılan hakaretleri kabul etmemesi, bunu az önce söylemişim. 73 cami cemaatini cami yapılması yerine eğitime destek vererek cami cemaati yetiştirmeye, kolej açmaya ikna etmesi gibi hususlar. Bunları çok daha fazla artırırım ama şimdilik bu kadar konularla iktifa edelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hoca Efendi'yi çok uzun bir özellik vasıflarıyla tanıttınız. Bu vasıflarla ilgili de mutlaka anılarınız vardır. Onları bizimle paylaşır mısınız? Şimdi belirttiğim bu vasıflarla ilgili çok fazla anılarım var. Bunları da tamamen kitaba haline getirdim. Yazılı hale getirdim. Mesela bunlardan ben
ayet ve hadislerde kul hakkı ve kul hakkı ile Hoca Efendi hassasiyeti konusunda Hoca Efendi'nin 27 tane hatırasını sizin IBM'den olan yayında sunmuştum. Yine geçen hafta sunduğumda da ayet ve hadislerde yalan söyleme ve yalan konusunda Hoca Efendi hassasiyeti olmak üzere 11-12 tane de hatıra yine anlatmıştım. Her konuyla ilgili yarım saat, bir saat konuşacak kadar Hoca Efendi'yi hatıralarla gündeme getirecek bilgilere Allah'a şükür sahibim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hocam bildiğiniz gibi Hacı Kemal abi vefat etti. Yani onun hizmetle ilgili pek çok anısı da kendisiyle birlikte kabre girdi. Sizin de hizmette yarım asrı aşan bir geçmişiniz var. Hatıralarınızı siz yazıyor musunuz hocam? Kaleme alıyor musunuz hatıralarınızı? Evet. Avrupa'ya geleli ben 5 yıl oldum. Bu 5 yıl içerisinde ya bilgisayarımın başında günde 12 ile 14 saat oturuyorum. Sohbetleri hazırlıyorum. Belli kaynaklardan bilgimi artırmaya çalışıyorum. Ve bu arada hatıralarımı yazıyorum. Şu ana kadar yazdığım hatıralar 450 sayfa oldu. Zannediyorum 600 sayfayı bulacak gibi. Hocam hatırınızda kalan, unutamadığınız hatıralarınızdan birisini varsa bizimle paylaşmak ister misiniz hocam? Pekala, benim unutamadığım bir hatıra var ama bu programı bizim hanım da duyacak mı, izleyecek mi? Ya da ise onunla aramızı aşmış oluruz. Bilmiyorum bir ama tane hocam, unutamadığım liseli kız Dilek diye bir hatıra yazmıştım ben. Evet ama hocam yani sizin gibi hizmette yarım asrı geçen bir abinin eşinden gizleyeceği bir hatırası olabilir mi hocam? Pekala. Olmaz tabii. Şimdi ilme ve hizmete adanan bir ömür adı altında hayatımı yazdım. Hatıralarımda unutamadığım liseli kız Dilek diyerek de bir konu yazdım. Ben size hatıralarımdan unutamadığım kelimesinde geçtiğinden dolayı hatırıma o geldi, onu anlatayım. Değerli dinleyenlerim, 1964 yılında Niğde Lisesi 1. sınıftaydım. Bütün notlarım yüksekti ve eskiden cumartesi gün öğleye kadar eğitim devam eder. Cumartesi gün 4 saat yapılır. Ondan sonra lisenin merdivenlerinin sağına, soluna ve önüne öğrenciler sıralar halinde dizilirdi. İstiklal Marşı söylenir ve 1,5 günlük tatile giderdim. Bir gün İstiklal Marşı okunmadan önce öğretmenler beni merdivenlerin başına çağırdılar. Dediler ki bütün öğrencilere, değerli arkadaşlar, lise 1'deki Yunus Serin isimli bu öğrencimizin bütün notları 8, 9, 10 olduğundan okulumuzun not toplamı bakımından en başarılı öğrencisidir. Bu bakımdan kendisini iftihar belgesiyle belgelendirdik dediler. Bütün öğrencilere alkışlattılar. Daha sonra da dediler ki bu öğrencimiz kılık kıyafeti ve davranışları yönünden de ahlaki yönden de örnek bir öğrencidir dediler. Yeniden bir daha alkışladılar. Ve okulun ben göz bebeği olan bir talebesiydim. Ama lise 2'de bizim sınıfa bir albayın kızı olan Dilek geldi. İşte ve bu Dilek yüzünden lise 2'de sınıfta kaldım. Bundan dolayı da hatıralarımı yazarken unutamadığım liseli kız Dilek adını koydum. Tabii diyeceksiniz ki bir kızdan bir insan o kadar etkilenir mi? Tabii sizler Dilek'i görmediniz. Dilek'teki güzelliği bilmiyorsunuz. Şimdi sınıftaki bütün erkekler Dilek'in etrafında dört dönüyorlardı. Sınıftaki diğer kızlarımız ufak tefek cüssesiz ama Dilek iri yarı. Bir albay kızı olduğundan dolayı özgüveni çok yüksek ve kılığı kıyafeti özel terzide diktirilmiş ve saçlarını eliyle taramaları, oturması, kalkması, bakmasıyla bütün erkekleri parmaklarında oynatıyordu. İşte ben bu kız yüzünden sınıfta kaldım. Sizlere onu anlatacağım. Teneffüs oldu mu? Bütün erkekler, sınıftaki erkekler Dilek'in etrafında toplanırlardı. Gözünü Dilek'in gözlerine dikerler. Dilek onlardan bir istekte bulunacak mı ki onu yerine getirsinler ve Dilek'in dikkatini üzerlerine çeksinler. Mesela bilir ki bir erkek öğrencim, Dilek der, sana bir kantinden çay getireyim mi? Getirdir. Koşa koşa kantine gider.
bir çay alır getirir ve annesi dese ki oğlum şu misafirlere şu çayı ikram et desen, anne ya ben çayı tabağına dökerim ikram edemem kızın yapsın der, yapmaz. Ama hiç tabağa çayı da dökmeden getiriyor, dileğin önünde böyle sehpa gibi elini tutuyor, direkt bardaktan alıyor, bir yudum alıyor, ondan sonra o çay tabağına koyuyor. O erkek de bir sehpa gibi dileğin karşısında duruyor, gözünü de dilekten ayırmadan ikinci bir emri verir mi onu bekliyor. Başka bir çocuk diyor ki direkt sana bir nide gazozu getireyim mi diyor. Olur diyor. O da gidiyor bir nide gazozu getiriyor. Dilek ondan bir yudum alıyor. Aldıktan sonra yine o eli sehpa gibi duruyor ve konuşmaya devam ediyor. Başka biri diyor ki direkt sana bir simit getireyim mi? Getir diyor. O simidi getiriyor. Ucundan bir parça koparıp yiyor. Üçüncü kişi de avucunda simit olmak üzere üç tane sehpa karşısında duruyor. Gözlerini dileğin gözlerinden ayırmıyorlar ve dilekten ilgi alakasını çekmeye çalışıyorlar. İşte ben böyle bir kız yüzünden lise 1'de okul birincisiyken lise 2'de sınıfta kaldım. Ben size bunu anlatacağım. Şimdi sadece bu kız öğrencilerin mi dikkatini üzerine topluyordu? Hayır, bazı öğretmenlerin de dikkatini topluyordu. Mesela bizim bir coğrafyacı hocamız vardı. İhsan Hoca dileğe çok fazla ilgi alaka duyardı. Mesela coğrafyacı ders anlatırken derdi ki arkadaşlar dünyadaki en yüksek dağlar Himalaya dağlarıdır. Himalaya dağları üzerinde 6 tane dünyanın en yüksek tepesi olur. Bunlardan en yüksek tepesi de 8884 metre olmak üzere Everest tepesi. Değil mi Dilek? İlerlememi tasdik ettirir. Arkasından der ki değerli arkadaşlar, dünyanın en uzun nehri Nil Nehri'dir. Uzunluğu 6650 kilometredir. Değil mi Dilek? Arkasından der ki dünyanın debisi en yüksek nehrim saniyede 210.000 metreküp olmak üzere Amazon Nehri'dir. Değil mi Dilek der? Dilek sadece öğrencilerin, benim sınıfta kalmama neden olan Dilek, öğrencilerin değil, öğretmenlerin bile dikkatini çeken bir kızdı. Şimdi coğrafyacı bir kimseyi tahtaya kaldırır. Der ki o bilsin bilmesin. Dilek bu arkadaşa kaç verelim der. 9 dedi mi 9 verir, 10 dedi mi 10 verir. Ben tahtaya kaldırır ve ben bilsem de bilmesem de Dilek bu arkadaşa kaç verelim der. Dilek eliyle işaret ederek 3 der ve bana 3 verir. Ve ben birinci sömestre bütün derslerim 8, 9, 10, coğrafya 3 olduğu için ben iftiharı kaybettim. Dilek'in bu tutumu ikinci sömestre de aynen devam etti. Yine coğrafyada yazılıma da 3 veriyor, sözlüme de 3 veriyor. Bileyim, bilmeyeyim, yazayım, yazmayayım önemli değil. İkinci sömestre de yine ben iftiharı kaybettim ve Dilek yüzünden bütünlemeye kaldım. Ve bütünlemede ben imtihana girdim. Coğrafyacı beni bütünlemede de 3 verdi, yine bıraktı. Bütünlemede öğretmenler kurulu olur. Öğretmenler kurulu. Bir okulda 100 tane öğrenci bütünlemeye kaldıysa, bunun 70'i geçmişse geriye kalan 30 kişiyi teker teker ele alır. Mesela bir tanesi 4 dersten bütünlemeye kaldı. İkisinden verdiyse diğer 2 dersin hocasına derler ki ikinizden birisi bunu geçirsin, bu çocuk tek ders hakkıyla sınıf kaybetmesindir. O yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı bütünlemeden sonra tek derse kalan kimselere tekrar imtihan hakkı verirdi. O imtihandan dolayı herkes sene kaybına uğramazdı. Ve ben gündeme geldiğimde coğrafyacı diyorlar ki İhsan Hoca bak bu arkadaş geçen sene okulumuzun birincisi. Şu anda da coğrafya hariç bütün derslerde 8-9-10 ama sen coğrafyadan hem bütünlemeyi bırakmışsın hem de bütünlemede bırakıyorsun. Ayıp şunu geçir diyorlar. O diyor ki coğrafyacım bu bana çok saygısız davrandı diyor. Arkadaşlar Allah şahit. Ben ne dileğe saygısız hakaret amiz bir şey yaptım ne de coğrafyacıya. Ama ben 7 yaşında namaza başlamış birisiydim. Fakir ama İslami hayatın yaşandığı bir ailede yetiştim. Benim ailemden aldığım terbiye neticesi diğer çocukların dileğe takındıkları tavır bana göre gayri ahlaki ve gayri İslamiydi. Ben
onu dile sergilemedim. Ama sınıfımdaki diğer kız arkadaşlara nasıl davrandıysam Dilek'e de aynı şekilde davrandım. Benim bu farklı tutumum Dilek tarafından yanlış anlaşıldığından dolayı Dilek bana tavır koydu ve ben Dilek yüzünden bütünlemede de kaldım. Şimdi her sene Milli Eğitim Bakanlığı bütünlemede kalan öğrencilere bir tek ders hakkı verirdi. O yıl ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı bir sefere mahsus olmak üzere tek ders hakkı vermedi ve ben Dilek yüzünden sınıfta kaldım. Ben sınıfta kalınca rahmetlik öğretmen olan Ali abim babama dedi ki, baba bir kız yüzünden benim iftiharlık kardeşimi sınıfta bırakan coğrafyacı öğretmen evinden çıkıyor, sallana sallana evine gidiyor. Ben karanlık bir sokakta yavaşça bunun yanına yanaşacağım, onu yere yatıracağım, ağzını burnunu kıracağım dedim. Babamın okumuş yazmışlığı yoktu. Öksüzdü ve yetim olarak büyümüştü. Analıktan dolayı da tahsil musul yapamamış ve analık evden sürmüş, gitmiş dışarıda hayatını kazanarak şoför olmuştu. Ama imanı ve itikadı çok sağlam birisiydi. Babam dedi ki Ali abime, oğlum hayrihi ve şerrihi, Allah'ın yaptığı her hayırda da her şerde de bir hayır vardır. Onun işlerinden sual edilmez dedi. Devamlı böyle. Onun işlerinden sual edilmez dedi. Sen onun işine karışma. Onun bir bildiği mutlaka vardır dedi. Ali abimin o öğretmeni dövmesini engelledim. Şimdi ben lise 2'de 1965 yılında kaldım. 66 yılında lise 2'yi yeniden okudum. Ama Dilek ve diğer sınıf arkadaşlarımız lise 3'ü okudular ve hepsi lise 3'ten Niğde Lisesi'ni bitirerek mezun oldular. O dönemdeki sınıf çok başarılıydı ve o kimseler Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi'nin çok güzel bölümlerine de kayıt yaptırdılar. Üniversite pazartesi günü açılacak ve pazar günü sabah saat 8'de bütün bunlar günler öncesinden İnan Turizm'in şoförün arkasındaki sol taraftaki 20 tane koltuğu aldılar biletlerini ve o gün davullarla, zurnalarla bir gelin gönderir gibi otobüste bunlar üniversiteye gönderdiler. Ve o sıra arabada, otobüste bir siyasetçi de varmış. Niğde'deki bir partinin ilk başkanı. O il başkanı diyor ki kaptana, kaptan ben partinin bir toplantısına gidiyorum. Biraz geç kaldım. Biraz daha hızlı gidebilir misin diyor ve kaptan hızlı gidebildiğine kadar gidiyor. Eski yıllarda kamyonlara yükü forklift olmadığından insan gücüyle yüklerlerdi. Bir kamyona saç yüklenmesi gerekiyor ve kamyonun yan kasalarına çıkartıyorlar, kasanın içerisine koyuyorlar. Kasanın içerisine sehpa yüksekliğinde odunları koyuyorlar ve oraya saç yükleyecekler. Saçın dört tarafından 6 metrekarelik olan saçlar dört tarafından birer kişi tutuyor. Kamyonu merdivende koymuşlar. İki kişi merdivenlerden çıkıyor. Öbür kişi de arkasına yapıp koyuyorlar. Ama şimdi saçların paslanmaması için üzerlerine bir kimyevi madde atılıyor. Yağmurda, yaşta saçlar paslanmıyor. Saçlardaki demirdeki paslanma yüzeysel olmaz. İçeriye kadar devam eder. Ama kurşunda bakırdaki paslanma yüzeyseldir. Bu bakımdan o yıllarda o pas giderecek madde bilinmediğinden saçların üzerine yağ sürerlerdi. Yanmış olan motor yağlarından sürerlerdi. O yağlara da sürmüş olan saçları üst üste dolduruyorlar ve halatlarla kamyon tamamen bağlanıyor. Ankara tarafından bu kamyon Adana tarafına doğru geliyor. Ve Niğde'den de çıkan otobüs Ankara tarafına gidiyor. Ve sert bir virajda hızlı girdiğinden kamyondan koskoca olan saç tabakası arasından 60-70 santimetrelik bir parmak kalınlık saç tabakası kamyondan saçların arasından çıkıyor. Ama şoför bunun farkına varmıyor. Aynı anda otobüs de hızlı olarak geçtiğinden eskiden yollarda dar olduğundan dolayı o 60-70 santimetrelik saç tabakası otobüsün sol tarafını bıçakla kesermiş gibi kesti ve 20 tane üniversite öğrencisinin çoğunun kafası kopmak üzere hepsi de vefat etti.
Bunlara aileleri gittiler. Kan oluk gibi aktığından bütün yüzleri ve vücutları kehribar sarısı gibi sararmış. Kafa kokmuş. O kafa hangi gövdeye ait bilemiyorlar. O zaman DNA tekniği de bu kadar gelişmemişti. Ve şu şuna bu buna diyerek tahmin ediyorlar. 20 tane cenazeyi Niğde Kılı Camii'ne getirdiler. Ama bütün köyler, işçiler her yer boşandı. Niğde'ye doldular. Herkes yakınlarına 20 tane çiçeğe burunda üniversite kendisi. Herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Müezzin hoparlörden diyor ki abiler, ablalar şu kişinin cenazesi kılınacak. Diğer cenaze sahipleri cenazelerin başından ayrılsın diyor. Hiç kimse ne laftan anlıyor ne sözden anlıyor. Herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyor. O gün gözyaşı sel oldu idi. Ve ben bu hatıramı gözyaşı sel oldu diyerek yazmıştım. Hatıramı okuyan birisi, hocam bu çok dikkat edici bir başlık değildir. Unutamadığım liseli kız Dilek dersen bu dikkat çeker. Bunu herkes okur demişti. Şimdi o gün cenazesinin birisinin kılınıyor. Sırtlara cenazeyi alıyorlar ve Niğde'nin dışındaki Derbent mezarlığına kadar götürüyorlar. Bir cenaze kabristanda defnediliyor. Diğer cenazeler yolda. Bazıları da cenaze namazının kılınması bekleniyor. O gün babam dedi ki, bak oğlum, Dilek ve coğrafyacı sana zulmetti, günaha girdiler. Sen bu sınıfın değil de bu okulun birincisiydin ve sen mutlaka bu otobüste senin de olman gerekirdi. Eğer sen coğrafyadan gereksiz yere sınıfta kalmamış olsaydın, bu otobüste sen de olacaktın ve ölenlerden biri de sen olacaktın. Allah'ın yaptığı her hayırda ve her şerde bir hayır vardır şeklinde söylemişti. Bazıları da bana şunu söyleyebilir. Oğlum aptal mısın? Dileğe bir çay, bir gazoz, bir simit de sen alsaydın. Bu kibir, bu gurur nedir? Niye bunların yüzünden sınıfa atıldın diyebilir. Bu durumda herkes konuşurken Dileğe konuşuyor. Yunus Selin'e konuşuyor, coğrafyacı konuşuyor. Hali hazırdaki sınıfta kalmayı düşünüyor. Ama bu olayların gerçek nedeninin beni ölümden kurtarma nedenini hiç kimse gündeme getirmiyor. Bugün de hizmetin başına gelen bu bela musibetleri düşündüğümüzde herkes şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın vesaire vesaire gibi değişik hususları söylüyor. Halbuki üstad diyor ki böyle olmasaydı şöyle olmazdı diye birbirinizden gücenmeyiniz. Ben anladım ki bunların hücumundan kurtulmak çaremiz yoktu. Ne yaparsak onlar hücumu yapacak idiler diyor. Dolayısıyla ben liseden bu sınıfta kalmak suretiyle bir yıl geç mezun oldum. Ama akademik hayata devam ettim ve profesör oldum. Hizmette koşturdum. Hatta bu dönemde AKP hükümetinin bakanlarına 13 yıl süreyle de danışmanlık yaparak toplumumuza, tarımımıza hizmet imkanını bulmuş oldum. Benim sınıfta kalmam beni ölümden kurtarınca olayların erken dönemine bakarak değerlendirme yerine sonuca bakarak değerlendirmenin daha gerçekçi olduğunu gördüm. Duvarı yıkan nem, insanı yıkan kin ve gamdır. Benim sınıfta kalmama neden olan ben Dileğe affettim, ona hakkımı helal ettim. Değerli dinleyenlerim, Allah'ın izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Onun izi altında gelen her şey kabulümüzdür. Hiç kimseye kinimiz, dargınlığımız yoktur. Herkes her yaptığından hesaba çekilecektir. Dünya hayatı geçicidir, ahiret hayatı ebedidir. Ahireti kaybedip dünyayı kazanan ne kazanmıştır? Dünyayı kaybedip ahireti kazanan ne kaybetmiştir? Ahireti kimin kazandığı, kimin kaybettiği belli. Ama dünyayı halen kimin kazandığı da belli değil. Yakında işin sonunun ne olacağı da belli. Bu bakımdan sabrın başı zehirdir, sonu baldan tatlıdır. Ben bu olaydan şöyle bir mesaj çıkarıyorum. Benim sınıfta kalmam, benim otobüs kazasında ölmemi engellemiştir. Bugün hizmetin başına gelen sıkıntılar da hizmettekileri dünyaya dalmaktan kurtarmıştır. Hizmettekilerin ahiret endeksi yaşamalarını sağlamıştır. Hamlarla hasların, camlarla elmasların ayrılmasına vesile olmuştur. Hizmettekilerin salih kul olma yoluna koymuştur hizmettekileri. Yine son bir madde,
hicret ederek günahlardan arınmaları da sağlanmıştır. Çünkü hicret eden, hidayete eden ve hacca giden bütün günahlarından sıfırlanır denmektedir. Son bir maddede çekilen sıkıntılar hizmette yapılmayan, yapmamız gerekirken yapmadığımız hususlarında günahına kefaret olmuştur şeklinde özetleyebilirim. Hocam, hizmete girmek size neler kattı? Sizin hayatınızda ne gibi değişiklikler meydana getirdi? Hizmete girmek benim bütün hayatımı baştan sona değiştirdi. Ama bunları kısaca hatırıma gelen ve sohbetin müsaade ettiği sürece maddeler haline getireyim. Allah'ı ve Resulünü hizmete girmekle daha iyi tanıdım. Ashab-ı kiramın hayatını öğrenerek kendime çeki düzen verdim. Kendim için değil, başkaları için yaşamam gerektiğine inandım. Her akademisyenin altında sıfır bir araba olurdu. Benim ilk arabam pert olmuş bir Renault'du. Son arabam da yine pert olmuş bir Skoda Octavia'ydı. Bunları aldım, yaptırdım, bu arabalara bindim. Ama 42 yıl, 6 aylık akademik hayatımda devamlı fakir öğrencilere burs vererek onların tahsil yapmasına neden oldum. Bu fikre sahip oldum. 5. Asıl kazanılması gereken hayatın dünya hayatı değil de ahiret hayatı olduğunu düşünüp yaşamama yön verdim. 6. Hizmete zarar vermeme adına her türlü mahrumiyetlere katlandım. Bir iş yaparken acaba bu hizmetimize bir zarar vermemiz diyerek tir tir titredim. Kırıldım, dışlandım, horlandım ama hizmete girdikten sonra kimseyi kırmamaya, dışlamamaya, horlamamaya gayret ettim. 8. Yabancı uyruklu böyle çok büyük mafyalara girdiği de daha sonra ortaya çıktı. Birisi benim dersimden geçmek üzere 17 almıştı. Bana Ege bölgesinden bir villanın tapusunu teklif etti ve ben hizmet Allah adil olun, rüşvet almayın dediğinden dolayı ben bu teklifi reddettim. Bizim bölümde bir hoca vardı. Oğlum, ben bir şişe viskiye fit oluyorum. Sen bu villaya fit ol dedi. Fakat hizmetin bana sağladığı Allah korkusundan dolayı buna evet demedim. Hanımım hastaydı. Bana sen evlen, benden sana fayda yok dedi. Ve Erzurum'u terk etti. Kayseri'de yaşamaya çalıştı. 9 yıl ayrı yaşadık. Ve ben 9 yıl sürede bir sefer evlenmeyi aklıma koydum. Başkaları da çok uğraşıyordu. Hoca Efendi'nin yanına gittim. Hoca Efendi ben hiçbir şey sormadan dedi ki, eşleri hasta olanlar ikinci evliliği düşünmesinler. Sistem bunu metres olarak kabul ediyor. Eğer gücü kuvvetleri yerindeyse hizmette daha fazla koşulsunlar dediler. Ben de sorumun cevabını aldım. Hizmette olduğumdan dolayı ikinci evliliğe hanımın müsaade etmesine rağmen yapmadım. Akademik hayatımda gayri ahlaki ve gayri İslami olan bütün tekliflere hayır dedim. Mesela ben doçent oldum ama 4 yıl 10 ay bana doçent kadrosu vermediler. Çünkü doçent kadrosu vermesini elinde tutan yetkililer, şu yakınımın bir çocuğu varmış Yunus Bey, kağıdına bakar mısınız dediler. Hocam baktım, notu çok düşük dedim. Ve bunların dediklerini yapmadığımdan dolayı kırıldım ama eğilmedim. Yedek subay okulundan onlarca ilahiyat mezunu kimseler varken bunlar cuma namazı kıldırmadılar. Bildiğin dışındaki camide ezan okumadılar. Ben 5 vakit namaz kılma, 5 vakit ezan okuma ve cuma namazı kıldırma sorumluluğunu bana hizmet sağladı. Hizmete girdikten sonra teheccüdümü hiç kaçırmadım. İkindi ve yatsı namazlarının sünnet, gayrimüekkid olan sünnetlerinde elimden geldiği kadar hiçbir zaman terk etmemeye çalıştım. Eğer bir terk etme noktasında şeytan bana bir şey verirse, bu teklifi melek yapmaz, şeytan yapar diyerek ben o sünnetleri terk etmedim. Bunu da bana hizmet kazandırdı. 15. Benim bulunduğum ortamlarda herkes malani şeyler konuşma yerine İslami konularda konuşurlardı. Bunu bana hizmet kazandırmış oldum. 16. Bulunduğum ortamlarda
başkalarına gıybet etmesine müsaade etmedim. Hatta bazı kimseler Yunus Bey gelmeden önce biraz gıybet yapalım, o bize konuşturmaz demişlerdir. 17. Bir kimseyi kırdığında niye ben bunu yaptım diyerek onun kırılmasından 10 kat daha fazla üzüldüm. Yine buna, bunu bana hizmet kazandırdım. 18. Yaptığım hatalardan dolayı eşimden, çocuklarımdan dahi herkesten özür dileme ihtiyacını hissettim. Onu yine bana hizmet kazandırdım. Empati yaparak başka insanların fikirlerini de dinlemem gerektiği, onların da önem üzerinde durmam gerektiğini yine bana hizmet kazandırdım. Öğrencilerim arasında dindar, dinsiz, yakınım, uzağım demeden herkese adil davrandım. 21. Hizmette olan bir öğrenci açsa yedirdim, açıksa giydirdim, hasta ise tedavi ettirdim. Ama bu hizmettedir diyerek yarım puan fazla vermedim. Bu adaletle davranmayı bana hizmet kazandırdım. Aynı gün hem benim çocuğum hem de hizmetin yurdunda kalan, bize emanet edilen bir çocuk hasta olduğunda hanıma dedim ki, hanım sen oğlunla ilgilen, bana emanet edin, bu çocukla benim ilgilenmem gerekir dedim. Yine bu hassasiyeti bana hizmet kazandırdım. Hizmette koşturmaktan ömrü boyu 20 gün dahi bir izin yaptığımı hatırlamıyorum. Efendimiz izin yapmış mıydı? Hoca Efendi hiç ömründe izin yapmış mıydı düşünerek ben de izin yapmadım. 24. Başkalarına yardım çağrısında kendi işimi aksattım ama ona yardımdan hiçbir zaman geri durmadım. 25. Üniversite camiinde veya lojmanlardaki camide bazen elektrikler kesilirdi. Elektrikler kesildiğinde mikrofon çalışmaz. İmamın sesi öbür tarafta olan cemaati duymazdı. Hiçbir ilahiyatçı hoca bunun sıkıntısını çekmezdi. Ama ben bu ses duyulmaz, oradaki insanların namazı olmaz diyerek bunu ben tekbirleri alırdım. Bu hassasiyeti bana hizmet kazandırdım. Her 4 yılda bir Türkiye'nin değişik illerinde Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyeleri bir tarla bitkileri kongresi yaparlar. Kongre pazartesi başlar, cuma günü biter. Oraya giden her öğretim üyesi de tarihi turistik yerleri gezer, eğlencesine bakar. Ama ben bir hafta toplantıdan 2 gün önceki cuma akşamı oraya giderdim. Cumartesi pazar haftanın 5 günü ve öbür cumartesi pazardan mutlaka hizmette koştururdum. Bana bunu hizmet kazandırmış oldu. 27. Başkalarının derdi yanında kendi derdimi unuttum. 28. Kendi mutlu olmaksansa başkalarının mutlu olmasından daha fazla mutlu oldum. 29. Ömrümü devamlı hizmet endeksi geçirtirdim. 30. Hizmette tanıştıktan sonra Hoca Efendi'yi daha iyi tanıdım ve daha çok sevdim. Bunu çok fazla artırabiliriz ama kısa bir sohbet anında zannediyorum bu kadar hususlar yeter. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hoca Efendi çok karizmatik bir figür, çok etkili bir figür. Hoca Efendi kendi cemaatine neler kazandırdı bizlere anlatabilir misiniz? Tek bir cümleyle ifade edersem, Hoca Efendi kendi cemaatine neler kazandırmadı ki? Ama ben hatırıma gelen bazı hususları yine belirteyim. Rabbimizin ve Habibi Edebi'nin unutturulduğu karanlık bir dönemde yaşayan insanlara o Allah'ı ve Resulünü anlattı. 2. O bize Kur'an'ın Allah'ın kitabının daha iyi anlaşmasını ve hayatımıza tatbik edilmesini sağladı. 3. O bize Efendimizin sünnetinin daha iyi anlaşılmasını ve hayatımıza hayat yatmasını sağladı. 4. Kalplerimize ve kafalarımıza Pir Muğan'ın o nadide eserlerini ve eserlerin büyük müellifinin tevhid akidelerini nakşetti. 5. Efendimizin insanlığın iftihar tablosu olduğunu ondan öğrendik. Nebiler serbestinin hicranını bize ilk anlatan yine oydu. 6. Çoğunluğunun üniversite gençlerinden oluşan cemaatle camileri levalep dolduran hüşyar gönüller onun irşadıyla Allah Resulü'nün aralarında gezdiğini müşahede ettiler. Rahmet peygamberinin saçlarını okşarken, sırtlarını sıvazlarken gördüler. Hışkırıklar arasında yükselen ne zaman geleceksin ya Resulallah feryatları gönüllerde onun yeşerttiği duygunun
tezahürüydü. 7. Asrın, Saadet Asrı'nın muhteşem tablolarını kürsüden ve minberden tıpkı bir sinema ekranı gibi gözümüzde ve gönlümüzde o canlandırdı. 8. Sinelerimize sahabe sevgisini o nakşetti. Hamza'nın yiğitliğini, Ali'nin şecaatini, Hazreti Ebubekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini ondan öğrendik. Hazreti Osman'ın nasıl bir haya insanı olduğunu anlatırken kendisi de kürsüde buram buram terliyordu. 9. Mus'ab'ın kütükte doğranan et gibi nasıl şehit edildiğini, Enes bin Nadr'ın savaştan sonra ancak parmaklarını ucundan tanınabildiğini, Abdullah bin Cahş'ın kahramanlıklarını ilk defa ondan duyduk ve öğrendik. 10. Nesibe'nin harp meydanlarında nasıl bir tayfun gibi estiğini, Sümeyye'nin şehadetini, Hazreti Hatice ve annemizin fedakarlıklarını, Hazreti Fatıma annemizin çilesini ve Hazretinizin de hasretini de yine anlatan oydu. 11. Bilal-i Habeşi'nin okuyamadığı ezanı, Ebu Akil'in destanını gözyaşları içinde ondan dinlemiştik. Ya lel ensar nidaları yürekleri hoplatırken cemaatle birlikte cami duvarlarını da gözyaşlarına boğan yine onun vaazlarıydı. 12. Biz ondan fedakarlığı, cömertliği, hasbiliği, diğergamlığı, şefkati, re'feti, mülayemeti öğrendik. 13. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Osman'ın nasıl hesapsız nifakta bulunduklarını dinlerken derin muhasebelere daldık. Hazreti Ebubekir'in malının tamamını getirip nasıl verdiğini belki hala anlayamadık ama Allah yolunda infak etmenin cami çıkışında verilen küçük sadakalardan ibaret olmadığını anladık. Himmet ilk defa onun sayesinde hayatımıza girdi. 14. Mefkure insanı olmayı öğretti bize. Bunu yaparken bizi tarihimizle barıştırdı. Bize Selçukluları, Osmanlıları o sevdirdi. Nasıl şanlı bir tarihimiz olduğunu, o tarihin şeref levhalarını ondan dinleyerek anladık. 15. Şark'ın şanlı sultanı Selahaddin'i, Osman Gazi'yi, Ertuğrul Gazi'yi, Alparslan'ı, Hazreti Fatih'i, Yavuz Sultan Selim Han'ı, Abdülhamit Cennet mekanı sevmeyi ve atlarının sonuna aleyhimur rahmeti vel gufran kelimesini eklemeyi biz ondan öğrendik. 16. Mefkuremizin yaşatmak için yaşamak, vazifemizin insanlarla Allah arasındaki engelleri kaldırıp onları Rableriyle buluşturmak olduğunu o bize öğretti. 17. Adanmışlığın anadan, yardan, vatandan ve arkadaştan geçmekle olabileceğini milyonlarca yüreğe o nakşetti. 18. Yılmadan, yorulmadan İslam'ın sevgi ve merhamet dini olduğunu anlattı. Her türlü şiddete, anarşiye, teröre ve kanunsuzluğa İslam'ın kapanı olduğunu kalplerimize ve kafalarımıza o kazıdı. Başkaları için yaşamanın lezzetini bize o tanıttı. 19. Selefe saygıyı da biz ondan gördük. Edebin, terbiyenin ne olduğunu ilk o gösterdi. Allah Resulü'nün mübarek adını her andığında yerinden doğrulan yine oydu. 20. Her seferinde sahabeden, tabiinden ve selefi salihinden bahsederken kelimeleri nasıl hassasiyetle seçtiğine şahit olduk. 21. İlmin tek başına bir şey, hiçbir anlam ifade etmediğine, mefkure insanı olmak ve yaşatmak için yaşamak lazım geldiğini o öğretti. 22. Tevazuun ne olduğunu onda gördük. Hiç olmayı, sıfır olmayı, Allah karşısında konumumuzun ne olduğunu bize o hatırlattı. 23. Gecelerin içindeki sırlardan bahsetti o bize. Dua dua yalvarmayı, kasıkları çatlarcasına dua etmeyi, seccadelerde kıvranmayı yaşayarak bize o anlattı. 24. Bize teheccüdü o öğretti. Gözyaşı gerçeğiyle onun sayesinde tanıştık. Onu tanıdıktan sonra erkek adam ağlar demeye başladık. Burnumuzun kemikleri onu tanıdıktan sonra sızlar oldu. 25. Biz onun ilmine, irfanına, ameline, aksiyonuna, heyecanına, gözyaşına,
milleti ve tüm insanlık için çektiği ızdıraba, uykusuz gecelerine, kulluktaki derinliğine, dilinden düşmeyen dualarına, kul hakkına karşı hassasiyetine, sevgisine, şefkatine, vefasına, merhametine, keremine, cömertliğine, adaletine ve daha nice güzelliklere biz onun sayesinde şahit olduk. Allah razı olsun hocam. Hoca Efendi çok farklı bir insan. Çok farklı özellikleri var. Sizce en sevdiğiniz, sizin en çok hoşunuza giden özellikler nelerdir? Ben Hoca Efendi'nin bütün vasıflarını beğenirim. Şu vasfını daha fazla beğenirim diyeceğim bir şey yok. Bir vasfını vasfına tercih edeceğim bir durumda yok. Ama zamanın kısalığında dikkate alarak sevdiğin 5-10 vasfından bahsedeyim. Dünyaya İslam'ın dırahşan yüzünü o gösterdi. Ve İslam'ı dünyaya sevdirmesini sevdim. Dünyada medeniyetler arası kavgayı savunanlara farklılıkların bir müzik korosunda farklı aletlerde olduğu gibi bir zenginlik olduğunu belirterek diyaloğu gündeme getirmesini sevdim. 11 Eylül saldırılarından sonra dünyada ilk defa Müslüman terörist olamaz, terörist de Müslüman olamaz diyerek terörü kınayan ilk İslam alemi olmasını sevdim. Japonya'da bir kişi yılda 25 kitap okumakta, Türkiye'de ise 6 kişi bir kitap okumakta, Hoca Efendi'nin sıhhatine müsaade ettiği ölçüde günde 10 saat müzakereli olarak 150-200 sayfa kitap okumasını sevdim. 5. Sızıntılı ve ızdıraplı geçen günlerini hey gidi günler diye anmasını sevdim. 6. Aktif sabır büyük bir basınç altında inci mercan oluşturmaktır deyişini sevdim. 7. Mevlana ne olursan ol, 100 kere tövbeni bozmuş olsan bile yine gel sözüne karşılık Hoca Efendi'nin Avrupa, Afrika, Amerika, Avustralya, Asya'da rengi, ırkı, dili, dini ne olursa olsun hepsinin ayağına gitmemiz gerekir tavsiyesini sevdim. 8. Yapılması gerekenleri ifade ederken bu yol uzundur, yokuşu çoktur, geçişi yoktur, derin sular var deyişini sevdim. 9. Başkalarını eğitimden, dünyevi ihtiyaçlara karşılama olarak bahsederken Hoca Efendi'nin eğitimden beklentisinin kabir ve kabir ötesini de kapsamasını istemesini sevdim. 10. İnsanların çoğu ya Batı klasiklerini ya da Doğu klasiklerini okurken Hoca Efendi'nin hem Doğu hem de Batı klasiklerini okumasını sevdim. 11. Cami cemaatini cami yaptırma yerine camiye cemaat yetiştiren eğitim müesseseleri kolej yapmaya ikna edişini sevdim. 12. Bizim 3 büyük düşmanımız var. Fakirlik, cehalet ve kavga. Bunlara karşı ilim, çalışma ve birleşme silahıyla mücadele edecektir. Bu da eğitimli insanları yetiştirmekten mümkündür fikrinin savunmasını ve uygulamasını sevdim. 13. Öğretmen-öğrenci ilişkisinde en iyi etkileşimin anlatma ve güzel örnekle olacağına olan inancını ve örnekliğini sevdim. 14. Bütün cemaatler hizmet ve Hoca Efendi aleyhinde konuşurlarken Hoca Efendi'nin hiçbirinin aleyhinde tek kelime konuşmamasını sevdim. 15. Cemaatlerin çoğu hizmet ve Hoca Efendi aleyhinde 4 harfli olan T ifadesini ve daha fazlasını konuşurlarken Hoca Efendi'nin onlardan bahsederken Süleymancılar, Adıyaman, Çarşamba cemaati ve buna benzer ifadeler yerine Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaati, Muhammed Raşit Efendi Hazretleri'nin cemaati, Osman Usta Osmanoğlu Efendi Hazretleri'nin cemaati deyişini sevdim. 14. Gecesi karanlık olanın gündüzü aydınlık olmaz diyerek gece hayatına dikkati çekişini sevdim. 17. Herhangi bir üründen 10 milyon adet üreten bir fabrikada üretim hatası, kalitesi uygun olmayan ürünler olabilir. Ama hocamızın yetiştirdiği milyonlarca kişiden yüz binlercesi her türlü zulme uğramasına rağmen Efendimiz'in sünnetine aykırı bir sokak hareketini yapan bir kişi çıkmaması onun ne kadar yüksek terbiye edici olduğunu sevdim. 18. Kur'an eğer inanıyorsanız üstünsünüz buyuruyor. Her türlü olumsuz şartlara rağmen ümidini hiçbir zaman yitirmemesini
sevdim. Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık yarım asra yaklaşan bir ömür. Çok özel anılar. Bunları bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bana bunları anlatma imkanı verdiğiniz için asıl ben sizlere teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Değerli izleyiciler, Hizmet'in İl Şahitlerindeki bu haftaki konuğumuz değerli Profesör Doktor Yunus Selin hocamızdı. Kendileriyle 50 yıla yaklaşan çok özel anılarını, Hizmet'teki Hoca Efendi ile özel anılarını sizlerle paylaştık. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.